Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 24-30 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, Güneş Aslan burcunda parlıyor. Çok güçlü olduğu bir pozisyon. Merkür hafta sonuna kadar Aslan'da ve Venüs Aslan'da. Venüs gerilemesi başlıyor. Yılın en önemli hareketlerinden birisi. Sizin için de çok önemli kuşkusuz. 23 Temmuz'dan 5 Eylül'e kadar Venüs retro hareketli olacak ve karşıt burcunuzda İlişki evinizde zaten ilişkileri yöneten bir burç biliyorsunuz. Venüs gerilemelerinde biraz ilişkilerde sorgulamalar artabilir. Her türlü ilişkide eş partner konuları, ortaklar, yakın arkadaşlar, hizmet aldığınız kişi ve kurumlar, tüm buralardaki ilişkilerinizi gözden geçirebilir, sorgulayabilirsiniz. Tabii ki geçmişle bağlantılar kuracağı için retro gezegen geçmişle bağlantılı ilişki dinamiklerini hareketlendirebilir. Eski partner, eski arkadaşlar falan bu dönemde kendini hatırlatabilir. Nostaljik karşılaşmalar olabilir. Evliliğinizle ilgili görmezden geldiğiniz sorunlar varsa bunları daha fazla gündeme getirebilir Venüs retroları. Ama çok önemli kararlar vermek için doğru değildir. Yani bir teklif aldınız, temkinli yaklaşalım. İşte evliliğinizle ilgili, ilişkinizle ilgili bir karar vermek için Venüs retrosunun bitmesini beklemek daha doğru olabilir. Yatırımlar için, alışverişler için, anlaşmalar, sözleşmeler için, kontratlar için de lütfen Venüs retrolarında önemli kararlar vermemeye çalışalım. Ee, en son 2015 yılının Ağustos ve Eylül başlarında Venüs gerilemesi yaşadık Aslan burcunda. O dönemi şöyle bir gözden geçirin. Hoş etkiler de getirebilir. Bu kişisel haritalara göre değişken de çalışabilir. Eşinizin yaşamında ilginç gelişmeler olabilir örneğin. Bunların size olan etkileri olabilir. İşte güzellik, estetik gibi kişisel konfor, keyif alanlarında doğal olarak Venüs biraz enerji düşüklüğü yaratabilir. Bu yüzden hani estetik, güzellik, imaj değişimi gibi konularda çok önemli hareketler önermeyiz. ama rutin işlerimizi tabii ki devam edebiliriz. Parasal yatırımlarda, finans konularında, alışverişlerde de temkinli olmakta fayda var. Ve Merkür Başak burcuna geçecek 23 Temmuz itibariyle Aslan'dan ayrılacak. Merkür'ün Başak burcundaki hareketi de uzun süreli 5 Ekim'e kadar olacak. 25 Ağustos'tan sonra bir 3 haftalık gerilemesi var. Bu da bizim için önümüzdeki birkaç ay önemli bir geçiş. Başak burcunda 8. evinizde olacak. Demek ki para konuları, hesap işleri, muhasebe işleri alacaklar, verecekler, hisseli paralar eşle paylaşılan kaynaklar, ortaklı işlerde daha dikkatli, daha temkinli, analitik olabileceğimiz bir dönem. Hesaplı davranabileceğimiz bir dönem. Paramızı, pulumuzu bu dönemde daha bir dikkatli, daha verimli, daha üretken kullanabileceğimiz bir süreç sevgili kovalar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.